Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben gördüğünüz gibi bugün makyaj yaptım yani. Aslında yapmıyordum bayağıdır. O yüzden yapmak istedim. Yani bir yere de gitmiyorum, hani evdeyim ama dedim bir değişiklik olsun. Ve ben bugün temizliğimi falan hepsini bitirdim, kahvaltımı yaptım. Bu arada Akif evde değil, amcasının yanına işe gitti. Normalde hani çalışmıyorlar ama bugün yardıma çağırdı amcası. Onun yanına gitti. Ve ben de onu bekliyorum aslında. Saat şu an 3. Akşam yemeği de daha ne yaparım hiçbir fikrim yok. Zaten ne yaparsam sonra göreceksiniz. Öyle. Şu an ne yapsam diye düşünüyorum gerçekten. Belki birkaç resim çekinirim Instagram için. Çoktandır çekinmiyordum. Öyle yani. Bari biraz sohbet edelim ya. İnanın canım o kadar sıkılıyor ki. Ve camdan bakıyorum, balkona çıkıyorum. Hava o kadar güzel ki vallahi muhteşem. Umarım bu kötü virüs bir an önce ortalıktan kalkar. İnşallah dünya temizlenir. Gerçekten berbat bir şey. Ya insanın da evde yalnız çok canı sıkılıyor. Dört gözle Akif'i bekliyorum. Ben şimdi yemeğimizi yapmaya başlıyorum arkadaşlar. İlk olarak fırında böyle patatesi ve brokoli bir şey yapacağım. Aslında adı Auflauf ama Türkçesi şu an bilmiyorum ne. Ama size göstereceğim. Gerçekten çok basit. Lazım olan şu an tek patates, brokoli. Sonra üstü için böyle rendelenmiş peynir. Sonra krema lazım içi için ve tabii ki de baharatlar. Şimdi hemen başlayalım. Zaten göreceksiniz nasıl yaptığımı. Böyle küçük bir bor camım var. Bunu kullanacağım. Bakın hiç büyük değil. Böyle iki porsiyonluk. İki kişiyiz çünkü. Burada da patateslerimi soydum. Şimdi onları keseceğim. Sonrasından da zaten devam yapacağım. Patateslerimi koydum borcamına. Şimdi ben baharatını da ekledim patatesimin üstüne. Bunu açayım. Brokolilerimi de içine ekliyorum. Bu sizin zevkinize bağlı. İsterseniz başka zepseler de kullanabilirsiniz. Ya da sade patatesi de yapabilirsiniz. Benim bu kadar çok mu acaba? Brokoli güzel oluyor içine. Ay bu altı delikmiş. Hemen dökeyim. Ay gördüğüm iyi oldu. Böyle bunu böyle üstüne ekliyorum. Evet. Ve ben bunu şimdi ellerimle karıştırdım arkadaşlar. Dediğim gibi baharatlarını attım, kremasını döktüm. Çok basit. Şimdi bunu fırına atacağım ve yaklaşık 15 dakika önce çıkarmadan çıkartacağım bunu. Üstüne peynirini ekleyeceğim. Ondan sonra tekrar fırına süreceğim üstü kızarana kadar. Ben kekimi hazırladım ama maalesef size çekemedim. Çünkü şarjım gerçekten bitiyordu. Takmam gerekiyordu. Böyle limonlu bir kek yaptım. Ve şu an üstüne sosunu hazırlıyorum. Burada sadece limon suyu ve pudra şekeri kullandım. İyice karıştırıyorum. Sonra böyle üstüne yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Bir gün vlogumun devamını çekiyorum. İkinci günüm. Bir yarısını dün çekmiştim. Fakat inanır mısınız resmen vlog çekmeyi unutmuşum dün. O yüzden dedim ki bugün devam çekeyim. Şimdi biz uyandık, kahvaltımızı yaptık. Orayı çekmedim. Ama şimdi evimi toparlamam gerekiyor. Çünkü gerçekten çok kötü bir durumda. Toparlayacağım, süpüreceğim. Ondan sonra da bir şu tipimi değiştirelim diyorum. Çünkü gerçekten o kadar kötü gözüküyorum ki inanılır gibi değil.
Bugünü ben bakım ve temizlik günü ilan ediyorum. Evet, bakın bugün bu pijamalarım üstümde. Evet, farkındayım, gerçekten kötü gözüküyorum. Şimdi size evimin halini göstereceğim. Yastıklar orada. Daha hiçbir şey yapmadım. Sadece kahvaltı yaptım ve masayı topladım. Ondan sonra makinemi çalıştırdım. Buralar deseniz zaten dağınık. Bu arada Akif Alaaddin'e bakıyor. Ben de devam bakmıyorum çünkü yapacak çok işim var. Ve kocişim de burada. Sonra balkon hali de böyle. Bugün ben ayrıca başka bir video çekeceğim. Yani balkon temizlik videosu. Onu ama ekstradan yayınlayacağım. Çünkü buralar gerçekten aşırı derecede battı. Ve ben böyle olmasından hiç memnun değilim. Değil mi Akif? Sen de bana yardım edeceksin. Evet. Bakalım buralarda ne var? Evet. Banyo. Zaten gördüğünüz gibi ilk olarak çamaşırlarımı çalıştıracağım. Her zaman yaptığım gibi. Ondan sonra evimi toparlayacağım. Sonra süpüreceğim. O zaman başlayalım. İki kişi olmamıza rağmen gerçekten bir sürü çamaşır çıkıyor. Sizde de öyle mi? Eğer öyleyse lütfen söyleyin bunu. Evet. Bunlar hep Akif'in iş yerinde giydikleri. Bak, kıyakları çalıştıracağım. Gerçekten birikmiş. Şimdi bunu alıyorum. Bakın bunu kullanıyorum ben. Aslında önce koyacaktım ama unuttum. Şöyle arkasına yerleştireyim. Şimdi de yumuşatıcısı. Tamamdır. Bunu da kaldırayım yerden. Çünkü zaten eli süpüreceğim. Temizliğimiz bitti. Şu an banyodayım. Umarım çamaşır makinesinin sesi sizi rahatsız etmiyordur. Çünkü biraz sesli olabilir. Şimdi ben yüzüme maske yapmadan önce yüzümü bir güzel sileceğim. Bebedim. Ne olur ne olmaz yine kir birikebilir, toz gelebilir. O yüzden önce bir güzel silelim yüzümüzü. Maske yaptıktan sonra büyük ihtimal canlı yayın yapacağım Instagram'da. Eğer orada beni takip etmiyorsanız ismimi şu aşağı yazacağım. Takip ederseniz çok sevinirim. Orada hep canlı yayın yapıyorum. Bazen canlı yayında makyaj falan yapıyorum. Yani kaçırmamak istiyorsanız izleyebilirsiniz. Dediğim gibi canlı yayın yapacağım. Ve niye makyaj yapacağım diye soracak olursanız video çekeceğim bugün, o yüzden makyaj yapacağım. Ve böyle paspal paspal dolanmaktan gerçekten sıkıldım. Şunu bir çöpe atayım. Evet. Bugünkü maskem böyle Balea'dan. Bunu bana takipçim yollamıştı evin. Şimdi bunu yapacağım, bakalım yüzümü ıslatmam gerekiyor mu? Hayır. Ve avokadolu tabii ki de. En sevdiğim. Çok güzel kokuyor. Ama yalnız bu çok yapışkan. Bakalım.
Nasıl becereceğim ben bunu şimdi, çok ıslak. Bakın. Evet, yavaş yavaş açıyorum ama damlamasın. Sanırım açtı. Ben şimdi aynaya bakıp yapmam lazım. Aa, çok soğuk. Çok soğuk, çok soğuk. Ay. Ama çok ferahlattı birden. Ya. Çok güzel hissediliyor. Evet. Sanırım oldu. Umarım. Şimdi bu yüzümde 15 dakika falan duracak. Ondan sonra çıkartacağım. Böyle güzel yapıştıralım. Evet. Bakın saçlarım. Saçlarım da olmuş. Tamam. Benim suratımdan düşmez değil mi? Ben konuşunca. Emin olamıyorum şu an. Bakalım ne diyormuş. 15-20 dakika duracak, ondan sonra çıkartacağım ve yıkamayacağım. Sadece yüzümde kalanları böyle yüzüme masaj yapacağım. Ama onu da bundan yapacağım, bakın. Bunu da sevgili takipçim yollamıştı. Kalanı da böyle yüzüme yediririm artık. Evet, güzel olur. Şimdi kendime öje yapıyorum. Maskemi çıkartmadan önce. Bakın bunu kullanacağım. Ve maskemizi çıkartıyoruz. Hemen çıkartıyorum. Saçım bu arada dağındı. Açmıştım zaten. Böyle böyle. İyice yedireyim ben kalan maskeyi. Ve bakın arkadaşlar, ben makyajımı yaptım şu an, şaşırmayın. Dediğim gibi canlı yayında makyaj yaptım. Ondan sonra video çektim YouTube için. Ve şimdi de biraz resim çekilmeyi düşünüyorum. Çünkü Instagram'a bayağıdır resim atmıyorum. Yani atsam bile hep eski resim atıyorum. O yüzden dedim ki böyle süslenip püslenmişken biraz daha resim çekineyim. Ama şu an güneş batmak üzere, umarım iyi resimler çekinebilirim. Bakalım, belki balkonda çekilirim, belki de yatak odasında. Bu arada size kıyafetimi göstereyim bir saniye. Böyle İspanyol paça pantolonumu giydim. Gördüğünüz gibi böyle. Şu an balkonda çok güzel resimler çekindim. Şimdi hemen paylaşacağım. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Oradan siz de bakabilirsiniz. Tam ışık gitmeden güzel balkonda çekindim. Akif sağ olsun çekti beni. Şimdi ise ne yapacağım? Güzel bir soru. Çamaşır makinem durdu az önce. Çamaşırlarımı sereceğim. Ondan sonra da hemen bir markete gitmem lazım. Maalesef mecburum. O yüzden markete hemen uğrayacağım. Sonra hemen eve geleceğim. Arkadaşlar, ben şimdi marketten geldim. Ellerimi hemen yıkadım. Dezenfekte ettim. Şimdi size aldıklarımı göstereceğim. Fazla bir şey almadım. Bir de aslında en çok meyve almaya gitmiştim. Ama geç gittiğimden dolayı maalesef hiçbir şey kalmamış. Sadece muz bulabildim biraz. Bakın, ilk olarak böyle baget ekmeği aldım. Sonrasından bir yoğurt aldım. Çok fazla bir şey almadım diye hemen size şöyle gösteriyorum. Yani telefonumu bir yere indirmiyorum. Sonra böyle dondurulmuş ahududu aldım. Artık ismini öğrendim. Sağ olun. Ondan sonra bir tane krem aldım. Sonrasından süt aldım bir tane. Ve domates, sadece bu kadar vardı. Ama bu bize kahvaltıya yeter.
Zaten pazartesi tekrar giderim, sorun yok. Ve son olarak muz aldım. Bakın buna da küçücük. Çok komik. Ne yapayım, tek bu kalmış. Benim de canım çok şey çekti canım. O yüzden bir gün ahu dudu ve muz kullanacağım ve süt. Öyle bir şey yapacağım sonra akşama. Akif de çok seviyor. Öyle. Şimdi ben bir üstümü değiştireyim. Ondan sonra yemek hazırlayacağım. Cidden acayip acıktım. Saat şu an 6 oldu. Yani bayağı oluyor kahvaltı yapalı. Hemen şunları bir ben yerleştireyim. Ondan sonra üstümü değiştireceğim. Sonra direkt yemeğimi yaparım. Eğer yemeği size çekmezsem kusura bakmayın. Çünkü gerçekten daha bilmiyorum ne yapacağımı. O kadar açım ki hemen bir an önce başlamak istiyorum. Ne olursa olsun. Ben şimdi odaya geldim arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Ama maalesef sizlere çekmedim. Çünkü gerçekten sadece makarna yedik. Üstüne sos yapmıştım ve yanına salata yaptım. Öyle onu yedik. Yani bir gün bayağı basitti. Ama lezizdi. İşte şimdi odaya geldim. Biraz kitap okumayı düşünüyorum. Hafif de başım ağrıyor zaten. Ya başka ne yaparız ki? Hiçbir fikrim yok. Evdeyiz zaten biliyorsun. Şimdi Akif'in bana smoothie yapıyorum. Bakın sadece muz gerekli. Ve ahu dudu kullanacağım. Ve süt. Normalde bugün şeyli istiyordum. Muz ve çilekli istiyordum. Ama malum dükkanda hiç çilek yoktu. Sadece bunu bulabildim. O yüzden hemen başlayalım. Şimdi sütünü ekleyeceğim üstüne. Ama göz kararı yapacağım. Eğer çok sıvı veya katı olursa zaten değiştirebilirim burada malzemelerle. Evet. Hazır mısınız? Rengi çok güzel oldu. Biraz daha katı bu. Bakalım yeterli olacak mı? Çok güzel gözüküyor. Ve smoothie'lerimiz hazır. Bize afiyet olsun o zaman. Ve bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum.